Zaysel. USG serisi güvenlik duvarımızda 3 tür VPN desteği bulunmaktadır. Bunlardan ilki IPsec VPN, ikincisi SSL VPN, üçüncü ve sonuncusu ise L2TP VPN'dir. Güvenlik duvarımız IPsec VPN olarak site to site VPN kurabileceği gibi herhangi bir VPN client yazılımıyla bağlantı için sunucu görevi yapabilir ya da VPN sunucu görevi yapan bir noktaya istemci olarak bağlanabilir. SSL VPN kullanılarak ağınıza güvenli bir şekilde VPN bağlantısı yapabilirsiniz. Son olarak L2TP VPN sunucusu görevi yapabilen ürünümüz vasıtasıyla bu VPN türünü bağlantı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Ana menüden Configuration menüsüne tıklayıp VPN ana menüsünü açıyoruz. Buradan IPsec VPN bağlantısına tıklıyoruz. İlk önce Faz 1 ayarlarını yapılandıracağız. Bunun için VPN Gateway sekmesine geçiyoruz. Add butonuna basarak yeni bir Faz 1 nesnesi ekleyeceğiz. Show Advanced Settings bölümüne bastıktan sonra Enable seçeneğini işaretleyerek nesneyi etkin hale getiriyoruz ve nesneye bir isim veriyoruz. My address bölümünde bağlantımıza göre GE ya da GE 2 pppyi ya da 11 ya da 11 pppyi seçtikten sonra karşı taraf statik IP'ye sahipse statik adres bölümünü, dinamik IP'ye sahipse dinamik adres bölümünü seçiyoruz. Authentication ve Phase 1 Settings bölümlerine ilgili bilgileri karşı tarafla uyuşacak şekilde girdikten sonra OK ile kaydedeceğiz. Şimdi Faz 2 ayarlarını yapılandıralım. VPN Connection sekmesine geçerek Add butonuna basıyoruz. Yine Show Advanced Settings kısmına bastıktan sonra Enable ile nesneyi etkin hale getirip bir isim veriyoruz. Her iki tarafta Zyxel cihazlarımız mevcutsa bağlantıyı canlı tutmak adına Neighbor Up seçeneğini VPN tünel arasında NetBIOS üzerinden erişim için Enable NetBIOS Broadcast Over IPsec seçeneğini işaretleyebiliriz. VPN Gateway bölümünde her iki taraf statik IP ise site to site, karşı taraf Dynamic ise site to site with dynamic peer, client yazılımlar için sunucu rolü üstlenecekse remote access server rol veya karşı tarafa istemci olarak bağlanılacaksa remote access client rol seçeneği seçilmelidir. Biz her iki tarafın statik olduğu bir bağlantıyı örneklediğimiz için ilk seçeneği seçiyoruz. Local Policy bölümüne yerel alt ağımızı, Remote Policy bölümüne de uzak alt ağa giriyoruz. Burada uzak alt ağ olarak 192.168.10.0 ağını kullanacağız ve bu alt ağa ait nesneyi ekledikten sonra Remote Policy bölümünden seçeceğiz. Phase 2 Settings bölümünü de karşı tarafla aynı yapılandırdıktan sonra kaydediyoruz. VPN bağlantısının kurulduğu değişen dünya semgesinden anlaşılabilmektedir. Bu noktadan sonra her iki nokta birbiriyle karşılıklı haberleşmeye başlayacaktır. VPN ana menüsünde bulunan SSL VPN bağlantısına tıklıyoruz. Add butonuna basarak yeni bir kural ekleyeceğiz. Kuralı etkin hale getirip ismini veriyoruz. User grup bölümünde SSL VPN ile bağlanmasını istediğimiz kullanıcıların ya da kullanıcı gruplarının atamasını yapacağız. Eğer daha önceden bunları tanımlamamışsak Create New Object bölümünden tanımlayabiliriz. Tanımı yaptıktan sonra Selected User Group Objects bölümüne ilgili kullanıcıyı atıyoruz. Eğer uzak masaüstü, web sunucu ya da OVA sunucusu gibi sunuculara güvenli bir şekilde bağlantı kurmak istiyorsak SSL Application List bölümünden bunların da atamasını yapabiliriz. Henüz bir SSL uygulaması eklememişsek yine Create New Object bölümünden bir SSL nesnesi ekleyebiliriz. Bağlantı yapan istemci bilgisayarın iç ağımıza ulaşmasını istiyorsak Network Extension bölümünü kullanacağız. Enable Network Extension ile seçeneği etkinleştirdikten sonra Assign IP Pool bölümünde SSL istemcilerine atanacak IP ya da IP grubunu seçiyoruz. DNS sunucularını da seçtikten sonra bağlanan istemcilerin iç ağda ulaşabileceği alt ağları seçip kaydediyoruz. HTTPS protokolünü kullanarak cihaza dış IPC ile bağlandıktan sonra gelen arayüz giriş ekranında SSL kullanıcısı olarak atadığımız kullanıcının kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girip SSL VPN tuşuna basıyoruz. Sırasıyla karşımıza çıkan adımları uygulayacağız. ActiveX ile ilgili çıkabilecek uyarıları göz ardı ettikten sonra kurulması gereken Zywall Secure Extender programı yüklenecektir. Bu program yüklendikten sonra istemci bilgisayarlar firewall'umuzdan bir IP alacaklardır. Bu IP'nin alındığını gösteren Secure Extender Pop-up'ı göründükten sonra bağlantı kurulacak ve işlemlerimizi gerçekleştirebileceğiz. L2TP bağlantısını oluşturabilmek için öncelikle IPsec VPN bölümüne girip VPN Gateway sekmesine geçiyoruz. Burada Cihazımızın fabrika ön tanımlı ayarlarında gelen Default L2TP VPN Gateway kuralını Edit ile düzenleyeceğiz. Enable ile nesneyi etkinleştirdikten sonra My Address bölümünde yapılandırmamıza göre 1.1 ya da 1.1 PPP arayüzlerinden birini seçtikten sonra Pre-shared Key bölümüne VPN bağlantısını kullanacağımız anahtar şifreyi girip kaydediyoruz. VPN connection sekmesine geçip yine fabrika ön tanımlı ayarlarında gelen kuralı düzenleyeceğiz. Enable ile kuralı etkinleştiriyoruz. VPN Gateway bölümünden Remote Access Server rol seçeneğini seçtikten sonra fabrika ön tanımlı Gateway'i seçiyoruz. Local Policy bölümüne mevcut dış IP'mizi yazacağız. Eğer dış IP'mize ait nesne referansı ekli değilse Create New Object bölümünden bunu ekleyip seçiyoruz ve kaydediyoruz. Şimdi L2TP VPN bölümüne tıklayıp son adımı yapılandıracağız. Enable seçeneği ile L2TP VPN'i etkinleştirdikten sonra VPN Connection bölümünde az önce yapılandırdığımız Fabrika Ön Tanımlı kuralı seçiyoruz. IP Adres Pool bölümünde cihaza L2TP VPN ile bağlanan kullanıcıların Firewallumuzdan alacağı IP havuzunu seçeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken, seçilecek bu havuzun cihazımız üzerinde bulunmayan bir alt ağdan olması gerektiğidir. Bu nedenle Create New Object bölümünden ilgili nesneyi oluşturup seçimi yapıyoruz. DNS bölümüne ya bilinen public DNS sunucu adreslerini yazabileceğiz ya da cihaza ait bir yerel IP'yi de verebileceğiz. Daha sonra Apply butonu ile ayarları kaydediyoruz. Bağlanacak istemci bilgisayarın kullanacağı kullanıcı adı ve şifre bilgilerini Object User Group bölümünden tanımlayabiliriz. Biz örnek olarak test isminde bir kullanıcı oluşturduk. Bağlanan L2TP kullanıcılarının internet çıkışlarını sağlamak için Zywall'da bir rota tanımı yapılmalıdır. Bunun için Network Interface Routing bölümüne giriyoruz. Add butonuna basarak yeni bir kural ekleyelim. Incoming bölümü Tünel, Member bölümü L2TP VPN bağlantımız, Next Nextop bölümümüzde ilgili internet çıkışımız olmak üzere bir kural yazıp kaydetmemiz yeterli gelecektir. İstemci bilgisayarlardaki L2TP VPN ayarlarını da şu şekilde yapılandırabiliriz. Öncelikli olarak A bağlantıların bölümüne girip, Yeni bir bağlantı ekleyeceğiz. Karşımıza çıkan ilk bölümden ikinci seçenek VPN ile ilgilidir. Bunu seçtikten sonra devam ediyoruz. İkinci ekranda da VPN seçeneğini seçip devam ettikten sonra bağlantımıza bir isim veriyoruz. Bağlantı ayarlarını yapılandıracağımız için ilk çevirmeyi yapmamayı seçip devam ediyoruz. Sonraki ekranda bağlanılacak dış IP'yi girdikten sonra bağlantı oluşturulacaktır. Bağlantı oluştuktan sonra özellikleri tıklıyoruz. Güvenlik sekmesine geçip Advanced yani gelişmiş ayarları ge seçerek ayarlara giriyoruz. Data Encryption ve Logon Security bölümlerini belirtilen şekilde yapılandırdıktan sonra kaydediyoruz. Geri döndüğümüz güvenlik sekmesinde bu sefer IPsec ayarlarına giriyoruz. Ön paylaşımlı anahtar kullandığımız için özelliği etkinleştirdikten sonra anahtarı girip kaydedeceğiz. Bir sonraki sekme olan A sekmesine geçip Type of VPN bölümünden VPN türünü L2TP VPN olarak seçip kaydediyoruz. Bağlantımız şimdi hazırdır. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girdikten sonra bağlantıyı kurabiliriz. Başarılı bir bağlantı için Başlat Çalıştır üzerinden erişebileceğimiz Hizmetler bölümünde IPsec hizmetinin etkin ve başlatılmış olduğundan emin olunuz. Zaycel.